Yine bugün çok güzel bir konuyla beraberiz. Narsist insanlar. Evet. Hepimizin zaman zaman tanıştığı, görüştüğü, arkadaşımızdan, bazen eşimizden, dostumuzdan, ailemizden olan insanlar. Hocam önce bir şunu bir açıkla kavuşturalım. Narsist insanın özellikleri nelerdir? Neyle belirir, neyle evet. çıkar ortaya? Nasıl anlarsın? Narsist insanlar büyüklenmeci bir tavır içerisinde olan kişilerdir. Yani halk tabirini kullanacak olsak kibirli insanlardır. Evet. Hani derler ya, öyle kibirlidir ki düşse eğilip burnunu almaz derler. İşte bu narsizme işaret eder. Ama daha tehlikelisi var. Bir de gizli narsistler var. Böyle mütevazi gibi görünüp ama alttan alta seni iğneleyen, seni indirgeyen o narsistik yöntemleri kullanarak kontrol altına alıp baskılayan tipler var. Onlar daha tehlikeli. Hani derler ya, fazla tevazu yapma, gerçek zannederler diye. Bir de o tipler var. Ya bunlar narsistikten gelen bir söz aslında, öyle mi? Fazla tevazu da, ya biz şeyi fazla olduğunda biz hep şu soruyu, bu neyi gizliyor? Bu neyi gizliyor? Tevazu da arka plandaki o büyüklenmeci tavrı gizliyor. Ha, büyüklenmeci tavır neyi gizliyor? En temelde var olan ezilmişliği gizliyor. Narsistler aslında eziğin önde gidenleridir. Tabiri caizse. Onların içerisinde egosu kırılmış, onuru ayaklar altına alınmış, adam yerine konmamış, kale alınmamış küçük bir çocuk var. Ama kendilerine fil dişi bir kule inşa ederler. O kulenin tepesine çıkarlar. Başka insanlar baktığında burada olsa olsa yüce bir hükümdar yaşıyor derler. Ama aslında orada ürkek, sevgiye muhtaç, yalnız, küçük bir çocuk yaşamaktadır. Narsistlerin içinde bu var. Çok kötü bir şeymiş ya. Evet. Evet.